Kalkın lan oradan. Civan! Oğlum yapma! Lan! Ha? Abi! Sana kalk derim lan! Bu evlilik yasak! Kanlılarıma bir bacımı daha vermem! Asla! Asla! Resul! Lan! Pazar! Asla! Sakın kimse delikanlık yapmasın. Bir aziz oğlunu daha vurdurtmayın bana. Resul, defol git buradan. Sen böyle bir şeye nasıl izin verirsin baba? Ha? Bir kızını verip harcadığın yetmedi mi? Dilan'ın çektikleri yetmedi mi? Ben mutluyum abi. Dilan da mutlu olacak. Hadi lan oradan! Düşmanın evinde mutlu olunmaz. Düşmanlık bitti. Neden bunu anlamıyorsun? Nedenini onlar daha iyi biliyor. Ben yaşadığım sürece bu evlilik olmayacak kardeşim. O kadar. Bu nikah kıyılacak Resul. İstesen de istemesen. Allah'ım. Kurşunu yiyince bakalım öyle mi diyeceksin. Ben gözümü kararttım. Aşkımın arkasında durmaya kararlıyım. Yüreğin el veriyorsa çek dedi. Hayır Civan. Vah 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 vah. Bana bak son kez söylüyorum. Kalk lan şuradan. Kalk lan şuradan. Kalk! Ben kararımı verdim abi. Vallahi benden günah gitti. Abi! Oğlum yapma. Resul dur sakın. Hayır, yapma. Resul. Bu inadın bu öfken herkesi mahvetti. Dur gez kız söyle sen otur yerine. Kendini de mahvettin beni de. Anandan uzak bacından uzak. Gurbet oldun. Herkesi karşına aldın. Eğer birini vuracaksan önce beni vur. Karışma lan Burcu sen. O zaman beni vur Resul. Madem bir can istiyorsun benim canımı al. Ya sen ne çabuk unuttun olanları. Ha? Hani onlar bizim kanlımız. Benim amcamın katilleri. Sus Resul. Bu kan davası bitecek. Bu nikah da ona vesile olacak. Hadi bekleme. Vur beni. Beni de vur abi. Beni de vur Resul. Beni vur beni. Manyaksınız siz be. Manyaksınız. Manyak. Manyaksınız. Halil. Oğlum ne demek bu? Ya hani izlerini bulmuştun? Hani an meselesiydi? Peşlerinde olduğum çift onlar değilmiş Nizar Bey. Yani? Onlar da kazazedelermiş. Ben onun fotoğrafını görünce tanıdılar. Tanıdılar mı? İsimlerini söylediler. Bennu ve... Bennu ve... Yusuf dediler. Neredeymiş kızım Halil? Nizar Bey. Bennu yok. Yalan söylüyorlar. Gizlemek istiyorlar. Belli ki Bennu'lar tembihlamış. Peşlerindeyiz ya söylemeyin demişler. Hiç öyle bir halleri yoktu Nizar Bey. Gözleri yaşlı bir şekilde anlattılar. Gemidelermiş. Yan yanaymışlar. Gemi batınca onlar kurtulmuş. Ama Bennu ve Yusuf onların gözleri önünde boğulmuş.
Yani anlayacağınız sudan çıkamamışlar. Hayır. Yalan. Keşke öyle olsa. Yalan. Resul gene yaptı yapacağını. Hasan, ne kadar özür dilesem azdır. Hiçbirimiz böyle olsun istemezdik. İyi olacak demiştim ama. Olacak elbet. Çocuklar mutlu. Muratlar neredeler? Dua edelim de sevgileri daim olsun. Keşke ama. Nasıl olacak? Hadi şimdi atlattık ama. Yapma Berrin. Yalan mı Hasan? Gördün sen de olanları. Bundan sonra neler olacak kim bilir. Öyle. Resul'ün öfkesi kendini de yakacak, bizi de. Kısa zamanda o da anlayacaktır. Hata yaptığını kabullenecektir. Herkes ona karşı. Daha ne kadar dayanabilir ki? Resul oğlumsa Dilan'da kızım. İkisine de yanarım ama Resul bu kez haddini aştı. Bundan böyle kızımı üzmesine izin vermem. Korkmayın canım. Bakın Hazar'la Zilan'a. Neleri aştılar. Onlar da aşar elbet. İnşallah. Çocuklar birazdan gelir. Kapatalım bu konuyu. Daha fazla moralleri bozulmasın bu mutlu günlerinde. Yeter lan! Yeter be! Ne dur lan bu çektim? Ha? Herkes mi bana karşı? Anam, babam, bacılarım, karım. Ya dünya bana karşı Rıza, dünya. Hakkın var Resul Bey, bu kadar da fazla artık. Ya herkes iyi, herkes melek. Bir ben mi kötüyüm lan? Ha? Amcamın canını alan melek miydi? Nizar, aha bu eli çolak bırakırken melek miydi? Değildi Resul Bey. Yok arkadaş, isterlerse 1000 tane nikah kıysınlar. Ben bacımı onlara yar etmem. Etmem, etmem lan. Etmiyorum! Etmiyorum! Bravo! 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 Hop! Oo! Kızım, yavrum, pendik, neler ettim kızım ben sana, kendi ellerimle ölüme gönderdim. Gözlü kızım. Bir tane. Çalık kızım. Ah Resulallah. Hiç mi bacısını düşünmez? Hiç mi vicdanı sızlamaz? Hiç mi eli titremez o silahı çekerken? Yine bir şeytanlık yapmasa bari. Adalı peşinde. Elinden geleni yapıyordur. Resul için zor değil. Kaç defa kaçtı elinden. Ne yapacağız peki? Durduramayacak mıyız? Belki de bu nikah hiç olmamalıydı. Yine başlama Berrin. Yaşananları ne çabuk unuttunuz Destan Hanım. Onca acı, onca gözyaşı. Gene her şey alt üst olacak diye korkuyorum. Birine zarar gelecek diye. Yaşananlar çok acı verdi ama bugün yan yana oturabiliyorsak o günlerin hatırına değil mi? Ne olacak şimdi? Çocuklar kaçacak, Resul kovalayacak mı? Bir çocuğumu yollamışım uzaklara. Diğeri de... Çocuklarımız mutsuzsa, bizden ayrıysa... ...sevdikleri aşık oldukları için değil Berin Hanım. Hep o töreler yüzünden. Gözlerin körlüğü öfkenin adı yüzünden. Ben onu bilir onu söylerim. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Tam bir şeyler yolunda gidiyor derken... ...ya Resul ya da Nizar amcam çıkıyor karşımıza. Belki ben de Resul abimle konuşmalıyım. Olmaz Zilan.
Yaşananların acısını senden çıkarabilir. Göndermem seni. Bir keresinde durdurdum onu, biliyorsun. Bu kez anlamsız. Herkes karşısına çıktı. Karısı bile. Onun da vicdanı var Hazar. Taş kalpli değil ya. Anlatırsan belki anlar. Hayır Zilan. Seni dinleyecek olsaydı orada dinlerdi. Adamın gözü dönmüş bir kere. Başka bir yol bulacağız. Her şeyimizi aldılar. İnsanlığımızı, töremizi, evimizi, canımızı, her şeyimizi aldılar. Şimdi de namusumuza göz diktiler. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Zilan'ı aldınız, durduramadım. Ama Dilan'ı size vermeyeceğim. Seni o sümbüle yar etmem Dilan. Etmem. Tamam Rıza. Tamam Resul Bey. Ha. Peki, geliyorum. Baba, biz bir karar aldık. Karar mı? Ne kararı? Dilan ve ben gidiyoruz. Gidiyor musunuz? Oğlum, ne diyorsun sen? Burada olduğumuz sürece Resul hiçbirimize rahat vermeyecek, bu kesin. Durun hele, bir düşünelim, taşınalım. Böyle birdenbire. En doğrusu bu anne. Her an ne olacak diye korkuyla yaşamaktansa uzaklarda olmak en iyisi. Olmaz Civan, unut bunu. Seni hiçbir yere göndermem. Anne. Hasreti kolay değil oğlum. Böyle diyorsunuz ama gidince daha kötü olmasın. En azından Resul abim durulana kadar baba. Ortalık sakinleşince döneriz. Biz nasıl dayanırız yokluğuna kızım? Dayanılır Sultan Hanım, dayanılır. Sağ olsunlar da uzakta olsalar da olur. Ya siz? Siz dayanabilecek misiniz yabancı bir yerde bir başınıza? Amerika, Asya'nın yanına gitmeyi düşünüyoruz. Biliyorsun ben yıllarca orada yaşadım. Ben de yıllarca hayalini kurdum. Belki böyle apar topar olacak ama... Siz de istediğiniz zaman gelirsiniz yanımıza. Olmaz mı? Böyle birdenbire bilmiyorum ki. Baba. Bırak gitsinler. Gitsinler. Rahat rahat sevdalarını yaşasınlar. Bilmem ki. Azam. Sen ne diyorsun? Ne bileyim. Vizesi var, pasaportu var. Kolay mı öyle hemen gitmek? O zamana kadar bir yerlere gider, ortadan kayboluruz. Bak, bu iyi fikir. Siz oradayken biz hallederiz bütün işlemleri. Çıkar çıkmaz da sizi uçururuz. Tamam mı? Oğlum. Emin misiniz? Eminiz baba. Hı-hı. Bizim için tek yol bu. Eliniz iş görür mü? Her türlü birader. Yarı yolda bırakmak delikanlılığa uymaz ama. Biz delikanlının kitabını yalayıp yuttuk. Sen paradan haber ver. Tam hoş halledeceğiz, dert etmeyin. Eyvallah. Belki de nikah için bu kadar acele etmeseydik. Sen öyle diyorsun da. Bakalım çocuklar sabredecekler miydi? Valla hiç öyle bir halleri yoktu. Alo. Zılan. Abi. Resul mü? Sen de aynı çıktın Zılan. Hepiniz aynı çıktınız. Karım bile beni arkamdan vurdu. Biz inandığımız şeyi yaptık abi. Ne, düşmanla bir olmak mı? Sizin inandığınız. Kendi kardeşinizi satmak mı? Düşmanın önünde rezil etmek mi? Niye anlamamakta direniyorsun? Biz düşmanlığı bitirdik. Bizim için bitti, sen de bitir artık. Kurtul Özkenden. Ben yaşadığım müddetçe o iş olmaz Zilan. Dilan'a onlara gelin etmem. Abi. Kes. Dinle beni. Hele bir ovin kapısı açılsın. Hele bir Dilan adımını dışarı atsın. Anında burunlarının dibinde biteceğim. Anladın mı lan? Anladın mı lan? Ne diyor? Ne istiyor? Kapıdan çıktıkları anda Dilan'ı ellerinden alacağım diyor. Delirmiş bu çocuk. Adam olmayacak. Söyledim. Zannettiğiniz kadar kolay olmayacak dedim. Ne yapacağız peki? Evin içinde böyle hapis gibi bekleyecek miyiz? Havaalanına gitmek için dışarı çıkmak zorundayız.
Ya karşımıza yeniden çıkarsa? İşler iyice sarpa sarmaya başladı. Merak etme Civan, bir yol buluruz. Adalı götürür sizi. Koruma da tutarız. Hem sonra polis de var. Lüzum yok. Ben götürürüm. Ben varken kimse size dokunamaz. Gerek yok baba. Aklıma bir fikir geldi. Olay büyümeden, kimse zarar görmeden halledeceğiz bu işi. Hazar, bir planınız mı var? Tabii ki, tabii ki yardımcı olacağım. Dinliyorum. Anne, kızım. Senin yaşamaya hakkın yok lan. Çocukları gönderiyoruz ama. Bakalım orada mutlu olacaklar mı? Sağ olsunlar da gerisi boş. Bir telefon edip hallerini öğrenebilirsiniz nasıl olsa. Benim arayacak kimsem de yok. Nizar ne güne duruyor? Nizar kendini de beni de bitirdi. Artık nikahımız düştü sayılır. Sen ne dersen de Ahuzar. Ben bu işe karşıyım. Müsaade de vermeyeceğim. Mahkeme kağıdı geldi bile. Müsaade siz değil, hakim verecek. Mahkeme falan olmayacak. Boşanırsanız ne sana ne de Nizar'a hakkımı helal etmeyeceğim. Bunu böyle bilin. Bu halde olduğuma hala inanamıyorum. Parmağımda bir yüzük var. Dilan'ın yüzüğü. Civan, neden kaygılısın? Yarını mı düşünüyorsun? Bak, yarın her şey yolunda gidecek. Dilan kardeşini tanıyor. Plan işe yarayacağına eminim. O adam... Biliyoruz işte. Bizden neler aldığını biliyoruz. Kimi aldığını biliyoruz. Arda. O geri dönmeyecek. Kardeşimiz bir daha aramızda olamayacak. Ama Dilan'la senin sevginde yaşayacak. Eminim bundan. Senin adına çok mutluyum canım kardeşim. İkiniz de her şeyin üstesinden geleceksiniz. Her şeyin mi? Senin nelerin üstesinden geldiğini hepimiz gördük. İyiye gidiyorsun her gün. Amerika'da birkaç program araştırmıştım. Aa. Egzersiz için. Değnekleri bırakmana az kaldı o zaman. Belki. Sen mi Dilan? O kafandaki engeli de aşacaksınız. Buna yürekten inanıyorum. Bak, bu gece ne olursa olsun güzel geçecek. Ona bakarak uyuyup onunla uyanacağın günlerin başlangıcı. Nasıl kötü geçebilir ki? Amerika ha? Vay be. Gidebilirsek tabii. Meraklanma, yarın her şey yolunda gidecek. Kuş gibi uçup gideceksiniz buralardan. Ha şöyle gül biraz. Bu gece ilk gecen. Neler yapacaksınız kim bilir. Korkuyor musun yoksa? Sen bilmiyorsun tabii. Civan tam olarak iyileşmedi. Kafasında hani denir ya. Psikolojik. Ben Civan'layım ya, başka hiçbir şey görmüyor gözüm. Onunla olmak yetiyor bana. Ama Civan'ın rahat olmasını istiyorsun. Sen aşık değil misin? Belli olmuyor mu? Tamam, Civan da sana aşık. Deli divane. Onu hiç böyle görmemiştim. Bir odada sadece ikiniz. Düşünsene. Kalpleriniz yerinden çıkacak gibi atacak. Bedenleriniz alev alev yanacak. Başka bir dünyanın kapıları açılacak. Herkes, her şeyi unutacaksınız. Sadece ikimiz. Maşallah, fıstık gibi kız. Hangi erkek dayanabilir bu kıza? Değil mi?
Ya. Nizar. Nizar. Abla. Nedir senin bu halin Nizar? Ne geldiğin var ne de halimizi sorduğun. Hadi bizi geç. İnsan yeğeninden nikahına gelmez mi? Git çocukları tebrik et, alınlarından öp, bir hayır duası ver. Nikah düşünecek halim mi var benim abla? Kendi nikahını da mı düşünmüyorsun? Of abla. Derdimi bir anlasan. Senin derdin karın değil mi? Boşanacağım diye tutturmuş. Gerçi ben müsaade etmem ya. Ama senin de gayret sarf etmen lazım. O iş biter gayrı. Benim içim çekildi. Kıpırdayacak gücüm kalmadı. Ben bittim abla. Bittim. Bak şu koskoca Nizar'a. Karın seni dinlemiyorsa tut kolundan zorla götür evine. Ne oldu o eski Nizar'a? Nizar bitmiş abla. Tutunacak dalı kalmamış gayrı. Hadi yürü gidiyoruz hadi. Abla. Hadi. Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Elini uzatmayan tutunacak dal da bulamaz. Hadi hadi yürü hadi. Abla. Kızım gitti. Benim gitti. Ve gelecek inşallah. Gelmeyecek abla. Gitti. Temelli göçtü. Ne diyorsun sen Nizar? Ortada daha bir şey yok. Bozma moralini. Halil'den haber geldi abla. Yoksa? Toprağına hasret göçtü bu dünyada. Benim inadım yüzünden. İnadımla öldürdüm kızımı. Bu ellerimle öldürdüm. Öldürdüm abla. Kızım. Kara gözlüm. Ben babana nasıl yanığım sen bilirdin. O kara gözlerinle görürdün. Yüreğini hem sevdadan hem öfkeden yanınca. Bu ateşe can dayanır mı kızım? Kolay mı sanki kocamı bırakmak? Ama sen hayatta olsan, ben de lafımdan geri dönsem, böyle bahar gelse, gecemize çiçek açsa, olmaz mı kızım? Hepsi hayal mi bunların? Ay yavrum, kara gözlü kızım, güzel saçlarına kurban olduğum kızım. Emindim abla, benim kızım ölmez dedi. Bir gün ya kendisi ya haberi gelir dedi. Avzar, avzar bitti gayrı, ne yer ne içer. Ölmeden mezara girer artık. Sus abla. Sus. Yüreğimi delme daha. Onun yerine ben öleydim. Sulara ben gömüleydim. Ölümü hak eden benim. 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 Işığı kapatayım mı? Hayır, böyle iyi. Hala inanamıyorum. Ben de. Mutlu musun? Sen değil misin yoksa? Hayır, çok mutluyum. Biliyorsun ben... Hiçbir şeyin önemi yok. Gözlerinde kendimi gördüğüm sürece tam olmak istediğim yerdeyim. Hayatımı sadece sana sarılarak geçirebilirim. Ne duruyorsun öyleyse?
ilgiler nasıl? Gergindi. Yarını bir atlatsak. Civan da öyle. Ama konuştuk, rahatladı. Biz de konuştuk, o da iyi şimdi. Yarın üstesinden geleceğiz senin fikrin sayesinde. Dilan uçup gidecek. Kardeşim, arkadaşım, dert ortağım. Onu çok özleyeceğim. Ben de Civan'ı çok özleyeceğim. Ama yeni bir hayat kuracaklar. Buradaki sorunlarından uzakta, birlikte. İkisi için de çok mutluyum. Her şeyin yolunda gitmesini o kadar çok istiyorum ki. Bu gece ilk geceleri. Yanında olmak Dilan'a yetiyor. Aslında Civan'ın sorunu kafasında. Ama ben çözeceğine eminim. Üstesinden gelecekler. Deli gibi aşıklar birbirlerine. Eminim yakında yeğenlerimizi seviyor olacağız. Hazar amca ve Zilan teyze olacağız, düşünsene. Teyze olacağım. Ama hiç anne olamayacağım. Zilan canım, böyle deme. Keşke benim de sorunum sadece psikolojik olsa. Ama değil işte. Zilan, lütfen. Daha ortada bir şey yok. Yarın hastaneye gideceğiz. Göreceksin. Her şey yoluna girecek. Çıktılar mı? Şimdi çıktılar. Tamam, anladım. Yarın gidiyoruz. Hadi, atlayın arabaya, gidiyoruz. Adalı, ben Cesur. Her şey yolunda mı? Şimdilik pürüz yok. Tetikteyim, bir şey olursa haber ver. Tamam Adalı. Harekete geçmek için işaretimi bekle. Her şey iyi olacak. Bana güvenin, merak etmeyin. Dilan! İn aşağıya! İnmezsen hepinize mezar olur o araba. Acıma, gözümü kırpmam, delik deşik ederim. Dilan, sana söylüyorum! İn aşağıya. Acı zorlarda gelin olacağına mezarında toprak olursun, daha iyi. Bak son kez söylüyorum Dilan. İn arabadan. İn lan. Benden günah gitti. İn lan aşağı, in. Bir de şu. Zilan. Ah, annem. Sağ ol. Bana nasıl oyun oynarsın ha? İşime nasıl karışırsın? Anlamıyorsun değil mi? Lan sandım lan! Resul, uzak dur karımdan. Uy. Hazar, sakin ol. Bütün bacılarımı, düşmanlarımı alacak lan. He? Anım lan ben senin. Ana nasıl karşı durursun? Nasıl ezip geçersin? Resul yapma. Dilan'ın mutlu olmasını istiyorum. Bacım düşmanımla mutlu olamaz. Nefretin yüzünden kör oldun Resul. Hiçbir şey görmüyorsun. Herkese zarar veriyorsun. Yüreğimize saldığın korkuyu görmüyor musun? Dar zamanda da korku mu salıyordun yüreğine?
yoldaşınken, acın acımken, gözyaşın benim gözümden akarken. O Resul abim nerede şimdi? Bir ağam var, o da bacısının peşinde. Dilan nerede? Nerede olduğunu söylesek de ulaşamayacağın kadar uzak bir yerde. Ulan beni alt ettiğini zannetmeyin hiç. Ben sözümü tuttum Azar. Nizar'ı kolladım. Kılına zarar vermedim. Ama siz, siz ne yaptınız? Meydanı boş bulup Dilan'ı elimden aldınız. Sözümüz yok artık. Olacakları siz düşünün. Ben davamdan dönmeyeceğim. Yürün lan! Yürün lan gidiyoruz. Zilan'ın aklına sağlık. Çocuklar rahat rahat gittiler. Gittiler ama Resul hala elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Onun yakalanması da yakındır. En azından çocuklara bir kötülük yapamayacak artık. Her şey ne kadar ani oldu. Oğullarımın evlilikleri için neler planlıyordum. Aziz oğullarına layık büyüklükte. Şanlı şöhretli bir düğün. Ben hayaller kurmuyor muydum sanki? Şanlı şöhretli düğün yapanları da görüyoruz. Neye yarıyor ki? İnsanın sevdası şanlı olacak. Düğünü değil, aşkı akıllara kazınacak. Aslında haklısın Havuzer. En önemlisi onların mutluluklarına sevinmek. Onlar mutlu da bana gene evlat hasreti çekmek kaldı. Evlat bildiğim Resul yüzünden bir evladımdan uzak kalacağım. Resul ya orada da rahat vermezse onlara? Ya daha neler ana, sen Amerika nerede biliyorsun mu? O kadar da kör cahil değiliz oğlum. Televizyondan izleyip duruyoruz işte. Amerika bizim memleketin 10 katı ana. Aramızda da 20 kat mesafe var desen. Ne bileyim oğlum. Öfke mesafe dinler mi? Sen rahat ol Sultan. Resul'ün kolu oraya kadar uzanamaz. Zaten bu iş fazla uzadı. Kim var kim yok seferber edeceğim. Oğlun cezası neyse çekecek. Bunlar nereden geldiklerini unuttu. Kim olduklarını unuttu. Bana bacımın namusunu belletenlerin şu haline bak ya. Can düşmanlarım, amcamın katilleri, iki bacımı da gelin etmişler. Kimsenin kolu kıpırdamıyor. Bir sen varsın Resul Bey. Şimdi bunların ki modern olmaksa ben değişmem arkadaş. Ben olamam onlar gibi. Ben Midyat'ta açmışım gözümü. Dünyayı Midyat'ta görmüşüm. Ben orada neysem bu memlekette de buyum. Midyatlı Resul davasından dönmeyecek. Dönmeyecek! Dönmeyecek! Radyasyon onkoloğunuza bir tedavi planladık. Hafta içi 5 gün burada olacaksınız. Tekrar mı yatacağım? Hayır canım. Yarın geleceğiz, 2 dakika ışın verilecek. Sonra normal hayatınıza devam edeceksiniz. Ha, o kadar kolay yani. Bazı şikayetler hissedebilirsiniz. Sistemik ve lokal yan etkiler olabilir. Yani? Halsizlik olabilir. Bir süre sonra bulantı ve kusma yapabilir. Ama canını sıkma. Ya sonra geçecek. Tedavi ne kadar sürecek? Planladığımız 4 hafta. Ama... 4 hafta mı? Uzayabilir. Önce bir başlayalım. Sonu belli olmayan bir çaba yani. Her şey bitecek mi belli değil. Anne olabilecek miyim belli değil. Sakin ol Zilan. Nasıl sakin olayım? Bunları yaşayan benim Hazar. Yarın burada olacağız Pınar Hanım. Zilan. Hazar dur şimdi. Alışacaktır. Kolay değil öyle hemen. Her kademede başa dönüyoruz. Bir kayayı dağın tepesine çıkarmak, sonra tekrar aşağı yuvarlanmasını istemek. O zaman tekrar çıkaracaksın. Tekrar, tekrar. Ya elimden geleni yapmıyor muyum sence? Belki de daha fazlası gerekiyordur. Siz erkekler gerçekten... Kusura bakma ama sersemsiniz biraz. Yani... Sersem mi? Kadın ruhundan haberiniz yok. Ne istiyor peki kadın ruhu? Yarın radyoterapiye girene kadar... Bunu unutmak istiyor. Özel olduğunu hissetmek istiyor.
rüya gibi bir akşam geçirmek istiyor da olabilir. Bu durumdayken kabul eder mi sence? Niye etmesin? Hangi kadın hayır der sence böyle bir şeye? Mutluluktan uçacaktır. Aslında uzun zamandır yalnız kalamadık. Şöyle yıldızların altında baş başa bir gece. Süper. Ama ihtişamlı olmalı. Zilan'ı uçurmalısın mutluluktan. Kendini başka diyarlarda hissetmeli. Başka bir gezegende. Yine seninle beraber. Umarım terslik çıkarmaz. Merak etme, ben o kısmı halledeceğim. Sen üzerine düşeni yap. Yani işini gücünü de ayarla ki akşama bir terslik çıkmasın. Tamam mı? Kadınlar atlatılmayı sevmezler. Zilan'ı atlatmak mı? En son olacak şey. Kızım gitti gideli bir yanım felç destan hanım. Bir yanım götürüm. Dünyanın türlü türlü hali var Ahuzer. Allah bizi sınamak için neşe de veriyor, keder de. Allah'ın takdirine sesimiz çıksa ne çıkmasa ne. O bildiğini okur. Ah ne güzel söyledin işte. Kaderin en çilelisi bile olsa Allah'tandır diyeceksin, katlanacaksın. Ama katlanması kolay değil Destan Hanım. Eğer Bennum'un kalbi atmıyorsa, yavrumun kalbi durmuş, yüzü solmuşsa Allah benim de canımı alır. Tövbe de Ahuzer. Dellendir mi ne? Ben kendimi biliyorum. Kara haberi alırsam kalbim durur. Ne kadar iteklesen de çare etmez. Toprağa kurumuş çiçek misali gurur giderim. Bu haldeyken böyle bir gece... Ne varmış halinde? Rüya bilmiyormuş gibi konuşma. Hayır canım. Benden hiç kimse bilemez. O yüzden konuşuyorum. İkimiz de hasta değil miyiz? Öyle de... Bana böyle bir teklifle gelse biri hiç düşünmem. Sen oho şu haline bak. Ne yapacağız peki? Adı üzerinde. Sürpriz. Of, bilmiyorum. Düşünmem lazım. Bak eğer gitmezsen ben giderim, haberin olsun. Hazar'la dışarıya mı? Saçmalama. Buraya nereden geldiysem oraya giderim. Olmaz öyle şey. Ya ne alakası var? Vallahi giderim. Çantamı topladığım gibi. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? O zaman ben gidiyorum. Ya dur tamam. Uf kabul kabul. Sözünden dönmek yok ama. Peki. Çiçekler. Her yerde çiçekler istiyorum. Canlı müzik olsun. Kemanlar. Takım elbiseli çalgıcılar. Tam Türk filmleri gibi. Alaturka mı çalacaklar? Evet ama çok romantik olacaklar. Mumlar? Evet. Yıldızlar kadar mum istiyorum. Her şey dört dörtlük olmalı. Zilan bayılmalı. Her şeyi unutmalı. Gecenin sonunda bir sürpriz var sanırım. Sürpriz mi? Evlenme teklifi mi yoksa? Yok öyle bir şey değil. Karıma özel bir gece düşünüyorum da. Öyle mi? Eşiniz çok şanslıymış Hazar Bey. Asıl ben çok şanslıyım. Oğlum neyin var bebeğim? Canım benim ağlama ne olur. Ya bir yerim ağrıyor acaba? Arda. Tamam Ardacığım geçti teyzeciğim. Geçti geçti. Aa ateşi yüksek bunun Burcu. Yüksek mi? Doktorun verdiği şuruptan mı içirsek? Geçen sefer de ateşlenmişti ya. Deneyelim. Ya başka bir şeyse Serra, doktora mı götürsek? Telaşlanma hemen, dur bakalım. Ama hiç bu kadar ağlamamıştı. Önce bir ilaç verelim, ateşi düşmezse gideriz, tamam mı? Tamam, ben şurubu getireyim. Tamam. Ya, bu ne Zilan? Ne oldu? Bunu giymeyeceksin herhalde. Nesi var? Sana romantik bir gece dedik. Cenazeye gideceksin demedik. Abartma Allah aşkına. Dur. Vardır buralarda bir şeyler. Ha? İşte. O olmaz. Neden? Çok güzel. Çok dikkat çekici. İtiraz yok. Bunu giyiyorsun. Ve Hazar'ın aklını başından alacaksın. Saçını da... Saçını topuz yapalım. Olmaz. Hazar topuz sevmiyor. Tamam. Makyaja başlayalım. Bakayım. Nereye gideceğiz acaba? Oo, havaya girdik bakıyorum. Heyecanlandım biraz. Heyecanlan, heyecanlan. Beklemenin manası yok abla. Olan olmuş, kara haber gelmiş. Ben bunu söyleyeceğim Ahuzer'a. Olmaz Nizar. Ya ne demek olmaz abla? Bu anasından gizlenecek şey mi? Ahuzer'in hali hal değil. Anlamıyor musun? Ya ha bugün söylemişim,
ha yarın. Ne fark eder abla? Bir an önce öğrensin anası. Avuzar bunu kolay kabul edecek mi sanıyorsun? Alışacak, unutacak mı sanıyorsun? Unutmayacak elbet. Ben unutacak mıyım? Ama kederimi anasıyla paylaşamayacaksam... O yok Nizar, olmaz. Kederini içine gömeceksin. İçine ağlayacaksın, içine bağıracaksın. Avuzar'a ses etmeyeceksin. Akşama yetişir değil mi? Hiç dert etmeyin. Her şey istediğiniz gibi tam saatinde hazır olacak. Size güveniyorum. Siz sadece eşinizi alın gelin. Gerisini merak etmeyin. Güzel. Çok güzel. Ben gidiyorum, karımı alıp geliyorum. Tamam efendim. Ay, ateşi düşmemiş. Hatta daha da yükselmiş. İlaç işe yaramadı herhalde. Doktora götürelim. Ben Arda'nın çantasını hazırlayayım bir an önce. Burcu, Hazar'a haber versek mi? Ya ne gerek var? Biz hallederiz. Yardıma ihtiyacımız yok ki. Mesele o değil Burcu. Hazar onun babası. Böyle bir durumu bilmeye hakkı yok mu sence? Ya var da ne bileyim. Keyfinden aramıyorsun ya. Sorumluluk vermezsen onun aklına gelmez. Yine de. Ya öf, boş ver Hazar'ı aramayı. Ben çantayı hazırlayayım. Oo. Ve işte Midyat Prensesi Zila. Zilan, harika görünüyorsun kızım. Dünyanın en güzel gelinleri benim gelinlerim. Teşekkür ederim. Hazar'la arada böyle şeyler yapmanız çok güzel. Bu kadar sıkıntının arasında rahat bir nefes alırsınız. Çok zor ikna ettik prensesimizi. Neymiş? Yarın hastaneye gidecekmişmiş. Daha iyi ya, moral depolarsın. Hayırlısıyla. O da iyi geçer kızım. İnşallah. Nereye gideceksiniz? Restoran falan mı? Bilmiyorum. Ağzından laf alamadım ki. Bol sürprizli bir gece olacak anlaşılan. İşin içinde Hazar varsa orası kesin. Solmuşlardan sakın koyma. Sonra işim kafama indirmesin çiçekleri. Siz merak etmeyin beyim. En güzel çiçekleri kendi ellerimle seçeceğim. Teşekkürler. Bak, Hazar bu gece için çok uğraştı. Huysuzluk yapmak yok. Tamam mı? O kadar da değil. Böyle bir geceyi mahvetmem. Zaten kalbim yerinden fırlayacak gibi. Ne güzel. Bırak fırlasın o zaman. Alo. Hazar, ben Serra. Sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Burcu söylemek istemedi ama... Bence babası olarak bilmen gerekir. Arda. Arda mı? Olma bir şey mi? Arda iyi mi? Ateşlendi. Of, korkuttun beni Serra. Bir an sandım ki. Arda çok ateşli Hazar. Ne zamandır? Birkaç saattir böyle. Hay Allah. İlaç falan vermediniz mi peki? Verdik tabii. Ama inmiyor ateş işte. Doktora falan gidiyse peki? Biz de onun için hazırlanıyoruz. Bence sen de hemen gelmelisin. Gelmeli miyim? Oğlun çok hasta Hazar. Hazar? Hazar orada mısın? Hazar? Buradayım Serra. Hep ağlıyor mu? Ağlamaktan canı çıktı çocuğun. Tamam canım. Tamam, biraz sabret. Şimdi gidiyoruz doktor amcaya. Geliyorsun değil mi Hazar? Geliyorum Serra, geliyorum. Tabii abi. Anladım abi. Lafı mı olur abi? Tamam abi. Ne sevgili abimmiş arayan ya? Keşke abim olsa Resul Bey. Şu yardımcı olan arkadaşlar vardı ya. Paralarını istiyorlar. Ne parası lan? Ne yaptılar ki para verelim? İstiyorlar Resul Bey. Ne demişler? İsteyenin bir yüzü kara, vermeyen zenci. Bunlar sakat adam Resul Bey. Arkaları da sağlam. Eğer parayı vermezsek... Rıza, para mı var oğlum? Ha? Elimizdeki avucumuzdakini de saçtık zaten. Başımız belada o zaman. Öyle diyorsan bakacağız bir çaresine. Merhaba. Planda küçük bir değişiklik var. Ne oldu? Şimdi prensesimize gideceği yere kadar ben kavalyelik edeceğim, o kadar. Hazar gelmiyor mu?
Gelecek ama böyle uygun gördü herhalde. Ben emir kuluyum. Sizi ben götüreceğim. Prenses. İyi eğlenin tamam mı? Gelince her ayrıntıyı anlatacaksın. Hadi çabuk çabuk. Ne zamandır bu göre? Akşam çıktı ateşi. Aniden. Şurup verdik ama işe yaramadı. Keşke daha önceden haber verseydiniz. Daha önce de böyle olmuştu. Şurubu içince düzelmişti. Yine düzelir sandım. Evet, nedir şikayetiniz? Ne oldu? Yüksek ateşi var bebeğimin. Başka? Bir de ishal. Yüksek görünüyor. Kulaktan alalım. Müsaade eder misin? Tabii. Bir bakalım. Buyurun. Çok kibarsınız. Evet efendim. Benim görevim burada bitiyor. Bundan sonra kendiniz devam edeceksiniz. Kendim mi? Nasıl bulacağım ben yolu? Hazar bulabileceğini söyledi. Zorlanmayacakmışsın. Olsun, yine de beni bıraksaydın. Hazar'ın emirleri böyle. Belki özel bir sürprizi vardır. Hem paramı buraya kadar ödedi. Biraz cimridir de kendisi. Peki, tamam. Şöyle yürüyün Zilan Hanım. İyi geceler. Zilan Hanım. Evet. Birazdan Hasar Bey burada olacak. Denize açılacağız. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Buyurun. Kusura bakmayın. Dayanamadım mı? Önemli değil. Nesi var oğlumun? Çocuklarda sıkça görülen bir ishal türü. Rotavirüs ishali. Tehlikeli bir durum mu? Hemen hemen her çocuk geçirirmiş Hazar. Anne sütüne devam. Ateş düşecek mi peki? Yarına kalmaz geçer. Ama ishali biraz daha sürecek. Sizden bilhassa ricam hijyene dikkat etmeniz. Hı hı. Bulaşıcı bir hastalık çünkü. Merak etmeyin ederim. Babacığım. Zilan, eğleniyordur umarım. Oo, dans etmeye başlamışlardır bile. Ne güzel. Zilan'ı seven biri var. Onu mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Çok şanslı. Sen şanslı değil misin peki? Ben mi? Yani seni seven biri yok mu? Mutlu olmanı isteyecek. Bunun için çabalayacak. Sevgilim mi? Sevgilin var mı diye mi soruyorsun? Evet. Benim kimsem yok ki sevgilim olsun. Bana bak. Yoksa göz mü koydun bana? Yok canım, yani. Ya tamam, pardon. Kusura bakma, biraz patavatsızımdır. Belki de durumumdan dolayı. Aklımdan ne geçiyorsa söyleyiveriyorum. Yapıveriyorum. En doğrusunu yapıyorsun. Hepimizi hayat aşıladın. Zilan mesela. Ne kadar heyecanlandı. Ya böyle düşünmene sevindim. Umarım gecenin hakkını verir. Yıldızların altında sevdiğiyle güzel bir gece geçirir.
Bir şey içer misiniz Zilan Hanım? Hayır. Peki servise başlayayım mı ben? Hayır. Hazar hala gelmedi de size bir şey söyledi mi acaba? Hazar Bey her şeyle bizzat ilgilendi. Gecenin mükemmel olması için elinden geleni yaptı. Birazdan burada olur herhalde. Kim bilir belki bir sürpriz daha hazırlıyordur. Kim bilir. Buyurun. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı Doktor Bey? Hayır. Söylediklerimi uygularsanız kısa sürede toparlanır. Birkaç güne kadar hiçbir şeyi kalmaz. Çok sağ olun. Çoğu aile ateşi ishali önemsemez. Siz öyle davranmamakla çok iyi ettiniz. Hastalık bu. Nasıl önemsemeyelim? Herkes sizin gibi değil maalesef. Oğlunuz böyle bir ailesi olduğu için çok şanslı. Kim biliyor bunu bizden başka? Bir tek Halil. İyi, kimse bilmesin o zaman. Ne Avzar ne de başkası. Bilmesin mi? Sen ne diyorsun abla? Saklayacağız. Bırak Avzar yaşıyor bilsin kızını. Kızın durumu iyiymiş diyelim. Bunu nasıl yaparız? Benim kızım öldü abla. Avzar'ı da mı kaybetmek istiyorsun? Abla. Bunun yalanı ne kadar sürer? Gerçek er geç ortaya çıkmaz mı? En azından şimdilik saklamaya mecbursun. Anlamıyor musun? Evlat acısı bu. Ya Avzar kendine bir şey yaparsa? Ya tövbe de abla. Akşam akşam neler diyorsun? Sen de he de o zaman bana. Halil ne zaman dönüyor? Eli kulağındadır. Sabah burada olacak. Yarın Halil iyi haberle gelecek. Tamam mı? Abla. Tamam mı Nizar? Sağlam duracaksın. Acını 7 kat dibine göm yüreğinin. Dik duracaksın. Bennu yaşıyor. Anladın mı? Böyle belleyeceksin bunu. Hazar bakmayacak mısın telefona? Bir süre çalmayın lütfen. Çok sağ ol Hazar. Yani geldiğin için, ilgilendiğin için. O benim de oğlum Burcu. İlgileneceğim tabii. Başka bir şeye ihtiyacım varsa... Sanmıyorum. Doktoru duydun zaten. Birazdan onu uyuturum. Sabaha bir şey kalmaz. Senin de için rahat olsun. Emin misin? Daha fazla ne yapabilirsin ki? Hadi sen git Hazar. Bir şey olursa ara, olur mu? Tamam. İyi geceler. Sana da iyi geceler.
Saatten haberi yok herhalde Nizar. E ne diyeceksin Nizar? Konuşsana Nizar. Ben de konuşsana diyorum ama diyecek bir şeyin yok değil mi? Yok Havuzlar. Diyecek bir lafım yok. Zilan. Neredesin Hazar? Zilan ben. Her şey o kadar güzeldi ki, her şeyi o kadar güzel düşünmüşsün ki hiç mi eksik yoktu senden başka? Zilan, kızdım biliyorum ama. Bir gerekçen vardır herhalde. Bak Arda rahatsızlandı. Aniden ateşi yükselmiş. Arda mı? Gitmek zorunda kaldım. Şimdi nasıl, iyi mi? Doktora götürdük. Burcu'yla mı? Yardıma, desteğe ihtiyacım vardı. Anlıyorum, tabii anlıyorum. Hadi canım, geceni telafi edeceğim. Söz. Ben artık eve dönmek istiyorum. Lütfen Zilan. Bak gelmeyi çok istedim. Bunların hepsi senin için lütfen. Eve gitmek istiyorum Hazar. Anam benim. Ben 5 yaşındayken de aynıydın. 35'inde de. Amerika'dan döndü. Aa, ne çabuk geldiniz. Vallahi daha beklemiyorduk sizi. Anlatsana. Hazar Bey ne sürprizler hazırlamış sana? Hazar anlatsın. Ben yatmaya gidiyorum. Ne oldu ya? Ulan 5 dakikacık. Herkes uyuyor nasılsa. Canım, özür dilerim bir tanem. Bir suçun yok ki. Neden özür dileyesin? Bana kızmadın mı? Kızmadım. Anlamıyorsun. Güzel bir gece geçirecektik ama. Ama bebeğin hastalandı. Bebeğin ne suçu olabilir ki? Ya da haber verdiği için Burcu'nun ne suçu olabilir? Bunu telafi ederiz ha. Aynen böyle bir gece yaşatacağım sana. Kendimi berbat hissedeceğim bir gece daha. Of Silahan, öyle demek istemediğimi biliyorsun. Asıl özür dilemesi gereken benim Hazar. Senden de, bebekten de, Burcu'dan da özür dilemesi gereken benim. Tatlım, lütfen böyle yapma. Benim yüzümden bebeğinden ayrı kalıyorsun. Bu benim seçimim Zilan. Benim yüzümden bir bebek babasız büyüyor. Lütfen gene konu buraya gelmesin. Burcu her şeye göğüs geren güçlü bir anne. Bense asla anne olamayacak bir zavallıyım. Canım, senin sinirlerin iyice bozuldu. İstersen... Bebeğinin yanına git Hazar. İlgiye muhtaç olan ben değilim. Ama Zilan... Git Hazar. Yalnız kalmak istiyorum. Thank you.
Ulan manyak. Nasıl burnumda tutuyorum biliyor musun? Böyle yanı başında olup da seni Allah. Olmayacak, acı olmayacak, ağrı olmayacak. Rahat ol. Hiçbir şey hissetmeyeceksin. Zilan, lütfen büyütme kafanda. Zaten birazdan göreceksin. Hazar, bizi nereye götürüyorsun çıkışta? Zilan nereye gitmek isterse. Ne yapmak istersin Zilan? Hiçbir şey istemiyorum. Şu olsun bitsin yeter. Neredeyim lan?
Günaydın Resul. İyi uyudun mu? Benim hiç iştahım yok. İşlerim de birikti. Önden gideyim şirkete. Otur ha Uzar. Ne oturayım ki? Zaten lokma geçmiyor boğazımdan. Ya otur bizimle biraz daha. Şirket kaçmıyor ya. Sen de hiç dokunmamışsın tabağına. Sen bana bakma. Allah Allah. Kim ki bu saatte? Çocukların işi bu kadar çabuk bitmez değil mi? Bitmez herhalde. Kader, kapıya bak lütfen. Şöyle buyurun lütfen. Zilan. Seni seviyorum. Nizar. Benim kahvaltım bitti. Ağuzar. Ya dur Allah aşkına. Bak Halil ne haberlerle döndü bir bilsen. Yoksa kızımı mı buldunuz? Süresince hareket etmiyorsunuz. İyiyim. Gel canım, otur şöyle. Bir yerin ağrıyor mu? Doktoru çağırmamı ister misin? Sana su alayım mı? Miden bulandıysa ha? Sağ ol. O zaman hadi boğaza gidelim. Ne dersin? Balık, deniz havası. İyi olmaz mı? Harika olur değil mi Zilan? Hazar, konuşmamız lazım. Konuşalım canım. İkimiz. Ben su alayım, sen de bana yardım et. Zaten istenmediğimiz yerde durmayız. Hazar, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum canım. Ama hep önümüze bir şeyler çıkıyor. Hep engellerle boğuşuyoruz. Ama hep sevgimiz galip gelmiyor mu? Belki şimdiye kadar geldi. Ama şimdi olmuyor. Bununla da başa çıkacağız Zilan. Bak, önemli olan senin sağlığın. Biliyorum Hazar, herkes bunu söylüyor ama içim bunu söylemiyor. Bir tanem, anlıyorum ama... Anlayamazsın Hazar. Bu durum her şeyin önüne geçiyor. Seni görmek bana iyi gelmiyor artık. Bunları duymak canımı yakıyor Zilan. Çocuklara büyüyünce ne olmak istedikleri soruluyor ya Hazar. Evet. Bu bana sorulmadı. Bizim oralarda kızların ne olacakları bellidir. Doğarlar, büyürler, evlenirler ve anne olurlar. Midyat'ta büyümüş küçük bir kız ne hayali olabilir ki başka? Kendimi kocama çocuğuma adamak, bir çatı altında ölene dek. Ama olmadı. Bu durum bana çok acı veriyor. Sana bir evlat verememek. Üstelik bir evladın varken seni ondan ayırmak. Zilan. Sen beni kimseden ayırmıyorsun. Benimle uğraşmaktan oğlunu görmeye bile gidemiyorsun. Onunla ilgilendiğinde gelip benden özür dilemek zorunda kalıyorsun. Böyle yürümeyecek Hazar. Ne demek bu Zilan? Ne kadar zor olsa da
içim kan ağlasa da. Ben bu evliliği devam ettirmek istemiyorum. Boşanmak istiyorum Hazar.